Mutlu akşamlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir Bu Arada programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının yapmış olduğu başvuru konusundaki kararını konuşacağız. Tabii bu kararla birlikte tartışmalar da başladı. Bu kararın siyasi olup olmadığı, sadece teknik açıdan mı ele alınması gerektiği ve aynı zamanda kararın bağlayıcı olup olmadığı, Türkiye'deki işte anayasaya da yasaları göz önüne alacak olursak ve aynı zamanda hükümet kanadından yapılan açıklamalar, bunların ne anlama geldiği ve bundan sonra nelerin yapılabileceğini konuşacağız. İki stüdyo konuğumuz var. Sayın Ercan Kanar, ceza hukukçusu ve Sayın Ali Duran Topuz, Duvar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Aynı zamanda hukukçu. Yani belki bu yönünü çok bilmiyor olabilirsiniz Ali Topuz'un, ama böyle bir yönü de var. Diğer yandan tabii Selahattin Demirtaş'ın avukatı Sayın Mahsuni Karaman Skype konuğumuz olacak. Ayrıca CHP eski milletvekili ve hukukçu Sayın İlhan Cihaner de yine Skype konuğumuz olacak. Ve yine ilerleyen dakikalarda HDP milletvekili Sayın Meral Danış Beştaş'la bir telefon bağlantısı yapacağız bu konuyu konuşmak üzere. Lafı çok uzatmadan şimdi hemen sözü ilk olarak Sayın Mahsuni Karaman'a vereceğiz. Bu kararı bize kısaca anlatmasını rica edeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, şimdi bu kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve lütfen basit bir dille, yani hukuk dilini değil ama bizim anlayacağımız bir dille ne diyor? Evet, Musa Bey, size ve konumuz olan her iki üstadıma iyi akşamlar diliyorum. Tabii iki hukukçuyla stüdyoda siz oturmuşken aslında bu kararı muhtemelen her iki üstadım konuşacak, değerlendirecekler. Ama şöyle çok kısaca özetlemem gerekirse, Sayın Demirtaş'ın hukuksuz bir şekilde 4 Kasım 2016 tarihinde diğer 9 milletvekili arkadaşıyla birlikte gözaltına alınması sonrası ve tutuklanması sonrası, biz belirli bir süre tutukluk itiraz gibi iç hukuk yollarındaki mekanizmaları kullandık ve 20 Şubat 2017 tarihi itibariyle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir hukukçu ekiple birlikte böyle bir başvuruyu yaptık. Tabii muhtemelen izlemişsinizdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Temmuz ayı gibi öncelikli ele alma kararı vermişti bu dosyada. Aslında biz bu kararı daha erken bekliyor iken maalesef bu karar bize göre gecikerek çıktı. Temel olarak bizim iddialarımız aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında ihlalini hüküm altına aldığı, ihlal edildiğini tespit ettiği haklara ilişkindi. Bunlar özellikle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenleyen 5. maddeydi. Ama 5. maddenin hem 1. madde fıkrasının hem de 3. fıkrasının ihlalinin tespitini istemiş idik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bildiğiniz üzere geçen hafta açıkladığı kararıyla 5'in 1. fıkrasından değil 5-3'ten böyle bir ihlal kararı verdi. Ve kendisi açısından da ilk kez yasama üyesi bir parlamenterle ilgili kendisinin içtihadı açısından da ilk kez seçme ve seçilme hakkını düzenleyen ek bir nolu protokolün 3. maddesinden de bir ihlal kararı verdi. Tabii bu kararın aslında Türkiye açısından en önemli kısmı 18. maddeydi. 18. madde aslında şu: sözleşmeyle öngörülen temel haklara ilişkin sınırlandırmaların kötüye kullanılmasının sınırlarını belirleyen bir madde. Yani burada özetlemek gerekirse aslında izleyicinin, dinleyicilerin de iyi anlaması açısından şu: yani siz eğer bir kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına ilişkin getirilen sınırlamayı, bir tutukluluk zaten bunun bir sınırlanmasıdır, kişi özgürlüğü ve hakkının istisnasıdır. Eğer siz bu istisnaları kullanır iken hukukun dışına çıkarak, yani hukuken belirlenmiş kriterler ve delilleri, hukuksal öncüleri kullanmaksızın farklı sahiplerle siz bunları kullanmış olursanız, siz evet burada bu sözleşmeyle tanımlanmış haklara getirilen bu sınırlamaları kötüye kullanmış olursunuz. Yani kısacası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında Türkiye açısından ilk kez tarihinde verdiği 90'ların başında biliyorsunuz yargı yetkisini kabul etmişti Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama bugüne kadar 18. maddeden herhangi bir ihlal kararı alınmamıştı. Fakat Sayın Demirtaş'ın bu kararıyla birlikte ilk kez Türkiye
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalarda bu sınırlamaları kullanır iken siyasal saik ve motivasyonlar hareket ettiği şeklinde bir karar alınmış oldu. Sayın Demirtaş'ın bu başvurusu özelinde. Sayın Demirtaş'ın bu başvurusunun sonuçları ne olur, hukuken sonuçları ne olur, siyaseten sonuçları ne olur? Bu bir haftadır tartışılıyor, bundan sonra da tartışılacak. Ama Sayın Demirtaş'ın kararı, 75 sayfalık karar aslında teknik bir kişi özgürlüğü hakkına ilişkin yapılmış bir başvuru ve bunun üzerine verilmiş bir karar değildir. Özellikle 18. maddenin burada ihlal edilmiş olmasının hüküm altına alınması, diğer taraftan yine bir parlamenter olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin seçme ve seçilme hakkının, adil seçim hakkının ihlal edilmiş olmasına karar vermiş olması nedeniyle aslında Türkiye'de son 3-5 yıldır içine girilen hukuk sistemini de aslında tartışmaya açan bir yanı ortaya çıkıyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında bu kararı verirken Sayın Demirtaş'ın kişisel özgürlüğüyle alakalı bir karar vermiyor. Bu kişisel özgürlüğüyle ilgili bu kararları verirken aslında Türkiye'deki içine girmiş olduğum ve Üstad Ali Topuz Bey'in şey olarak değerlendirdiği, aslında anti hukuk yılları, anti hukuk dönemi olarak belirlediği, isabetle belirlediği bu meseleyi de aslında tartışma konusu haline getiriyor. Bunu tartışmamız gerekir. Bizce Türkiye'de yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, demokrasi tümüyle Demirtaş'ın aslında bu kararın tartışmasında ortaya çıkabilir. Biraz sonra muhtemelen siyasi partilerimizden temsilciler de bağlanacak. Aslında Türkiye'deki demokrasi güçlerine, siyasi partilere hukukun üstünlüğünden yana olan, hukuk devleti ilkesinin hayata geçmesinde aslında Türkiye'nin geleceğini gören herkese aslında bir mevzi kazandıran bir karar bu. Yani Türkiye'de HDP'sinden CHP'sine, bütün Saadet Partisi'ne kadar aslında birçok partiye, sivil toplum kuruluşuna, hukukçulara, barolara, herkese aslında bir mevzi kazandıran bir karar bu. Bu karar aslında Türkiye'deki girilen, Türkiye'de şu aşamada girmiş olduğumuz bu totaliter aslında bir yerde diyebileceğimiz rejimi de bir miktar sorgulayan bir karar ortaya çıktı. Nitekim bakın Türkiye'deki temel siyasal sistemi, yönetsel sistemi değiştiren iki ana kritik husus var. Bunlardan birincisi 2010 yılındaki Nisan ayındaki referandum, ikincisi de 24 Haziran'daki seçim, yani başkanlık seçimi. Evet. Sayın Demirtaş'ın bu kararıyla aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tam da bu kararın göbeğine bu iki ana kırılma noktasını oturtuyor. Ve oradan da yola çıkarak aslında Sayın Demirtaş'ın tüm bu meseleler görülür iken, tüm bu siyasal dönüşüm yaşanır iken Sayın Demirtaş'ın özellikle ve bilerek isteyerek planlı bir şekilde içeride tutulmuş olmasını aslında siyasal sisteme yapılmış bir müdahale olarak ortaya koyuyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bu açıdan aslında Türkiye'nin kaderiyle alakalı bir karardır. Biz bunu Sayın Demirtaş'ın işte kişi özgürlüğü güvenliği hakkı, onun 3 ay fazla tutuklu kalmış olması, 5 ay fazla tutuklu kalmış olmasıyla ilgili bir karar olarak da düşünmüyoruz. Evet. Peki az önce gecikerek çıktığını ifade ettiniz bu kararın. Evet. Gecikmiş bir karar olduğunu ifade ettiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde prosedür nasıl işliyor bilmiyorum. Yani mesela bazı konular aciliyet kesmedebiliyor mu? Ya da bu gecikmede siz özel bir tavır mı olduğunu düşünüyorsunuz? Ya doğrusu yani özel bir tavır... Yani Türkiye'nin bir girişimi olabilir mi? Olabilir ama elimizde yani bu konuda çok sağlam done olmadıktan sonra, delil olmadıktan sonra aslında bunu iddia etmekte benim açımdan bir hukukçu olarak zor olur. Ama sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aslında bu kararını daha önce vermiş olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü 24 Haziran sürecinde hatırlarsanız Sayın Demirtaş tutukluk sürecinde Cumhurbaşkanı adayı olmuştu ve seçime girerken tutuklu olarak girdi. Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruya biz yanıt alamayınca hatta mecburen ikinci bir başvuru yapmıştık. Yani şimdi evet biz şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sayın Demirtaş'la ilgili vermiş olduğu bu kararı konuşuyoruz ama diğer taraftan aslında bizim hemen 25 Haziran'da yapmış olduğumuz ikinci bir başvurumuz daha var. Ve işin ilginç tarafı
size şunu söyleyebilirim. Bugünden o kararın sonucunu söyleyebilirim. Aslında Sayın Demirtaş'ın seçme ve seçilme hakkının ihlaline ilişkin şu an konuştuğumuz karardan daha sert bir karar belki de bu yapmış olduğumuz ikinci başvuru da ortaya çıkacak. Çünkü sizin başvurunuz tam olarak ne 25 Haziran'da yaptığınız? Tam olarak şu, Sayın Demirtaş Nisan ayı itibariyle artık erken seçime seçim kararı alınmıştı. Yüksek Seçim Kurulu Sayın Demirtaş'ın adaylığını da kabul ettikten sonra biz o tarihte tutuklu olarak yargılanmış olduğu mahkemeye biz bir başvuru yapmıştık. Bunun serbest seçim hakkı ilkesini ihlal edici nitelikte olduğunu, çünkü Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, Cumhurbaşkanı adayı olan bir kişinin tutuklu olarak kalmasının sadece kendisi açısından bir kişi özgürlüğü ya da serbest seçim hakkı ihlali değil, aynı zamanda kendisine oy verecek kişiler açısından da bunun bir seçme ve seçilme hakkı ihlali, adil seçim hakkının ihlali olduğunu söylemiştik. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi reddetmişti. Hatırlarsanız bir üyesi gerçekten takdirle karşıladığımız çok güzel bir muhalefet şerhi de yazmıştı. Ve onun hemen akabinde maalesef o reddedilince 20 ağır cezaya bir itiraz, 20 ağır cezanın da itirazı üzerine biz Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Ancak Anayasa Mahkemesi seçim gününe kadar, yani 24 Haziran'a kadar bu dosyayı ele alıp bir karar vermediği için seçimden bir gün sonra biz 25 Haziran'da biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aslında Sayın Demirtaş'ın sadece ve sadece Cumhurbaşkanı adayı olarak tutukluluk şartlarında seçime katılmış olmasının bununla sınırlı bir başvuru yaptık. Şu açıdan önemlidir. Yani biraz belki teknik bir mesele ama anlaşılması açısından altını çizmekte fayda var. Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi serbest seçim hakkı ilkesini daha çok yasama meclisi seçimlerinde uyguluyor ise de aslında devlet başkanlığı seçimlerinde, yani cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de seçilen cumhurbaşkanının yasama fonksiyonuna ilişkin eğer yetkileri var ise, kullanabiliyor ise o konuda da denetim yapabileceğine ilişkin birçok kararı var. Birçok kararında da bunu zaten işlemiş. Dolayısıyla Türkiye'deki Cumhurbaşkanı'nın özellikle tek başına yaptığı işlemler son rejim değişikliği sonrası başkan sıfatıyla Cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararnamelerini çıkarması neredeyse birkaç temel hak ve özgürlük dışında her alanda aslında Cumhurbaşkanı'nın yasa koyucu gibi hareket edebildiği çok ortada. Dolayısıyla bizim temel argümanlarımız da bunlardı. Bu bir yasama meclisi seçimi olmasa bile aslında fonksiyonel olarak Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkiler yasa koyma yetkileri olduğu için bu açıdan da girilen seçimde eğer serbest seçim hakkı bir aday açısından ihlal edilmişse bu başvurunun da kabul edilmesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne istedik ve ihlal tespitinde bulunmasını talep ettik. Evet. Peki Türkiye'de şimdi bu karar sonrası, yani ikinci başvuru için söylemiyorum, birinci başvuruyla ilgili karar sonrası bir tartışma da başladı. Siz hukuki açıdan bundan sonra bu kararın uygulanıp uygulanmaması yönünde yapılabilecek bir şeyler olduğunu, girişimlerinizin olabileceğini düşünüyor musunuz? Bakın ben size şunu söyleyeyim, aslında Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararından sonra aslında bir tartışma başlamadı. Çok açık ve net. Yani bunu çok rahat olarak konuşmamız gerekiyor. Ne kadar cümlelerimizi seçerek, özenerek sarf ediyor isek de, bir korkuyla evet bunları konuşuyor isek de ama bir yerde de konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de tartışmayı Sayın Cumhurbaşkanı açtı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyoruz şeklindeki bir yargı hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının aslında kafasının içinden bile geçmez. Fakat ne zaman ki Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptı, şu an havuz medyası, işte köşe yazarları, bindirilmiş kıtalar vesaireler, herkes bu konuyu tartışıyor ve neredeyse meşru kılacaklar. Yani yargı yetkisini kabul eden bir devlet açısından aslında hayır böyle bir şey yok demeye getiriyorlar. Hayretle, dehşetle gerçekten biz de izliyoruz. İzlemeye de devam edeceğiz ama biz bunları izlerken sadece boşta durmuyoruz. Biz de gerek iç hukukta gerekse de uluslararası hukukta bizler açısından tanımlı bütün hukuksal yol ve yöntemleri kullanıyoruz. Kullanmaya da devam edeceğiz. Bakın
Adalet Bakanı dahi ilk etapta evet Türk yargısı karar verecek dedi. Tabii ki de Türkiye yargısı bir karar verecek. Karar vermek de zorunda zaten. Biz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını açıkladığı gün ana unsurlarını tercüme ettirip hemen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Sayın Demirtaş'ın bu karar doğrultusunda, ahim kararı doğrultusunda tahliye edilmesini istedik, talep ettik. Ama hali hazırda henüz de bir karar verilebilmiş değil. Fakat Cumhurbaşkanı'nın yani biz bu kararı tanımıyoruz, karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz demesiyle aslında bütün mesele, bütün tartışma bu noktada ortaya çıktı. Ha. Zaten bir meselenin başında eğer Cumhurbaşkanı devletin başı sıfatıyla yani bunu ortaya koyduktan sonra bundan sonra kimsenin ne siyasal erkin, yürütmenin, yasamanın ve yargının bunun çerçevesi dışına çıkması çok mümkün değil, olağan değil. Bakın şunu altını çizmek lazım. Yani siz şunu diyebilirsiniz. Ya teorik olarak evet Cumhurbaşkanı da bir kişidir. Devletin başı sıfatıyla konuşur. Yürütmenin başıdır. İyi de niye bu kadar ürküyor ki yargı serbest, tarafsız, bağımsız bir şekilde hareket edebilir diyebilirsiniz. Teorik olarak bu böyledir. Ama şunu unutmayın. Türkiye olağanüstü yıllardan geçiyor. Bakın bu darbe ve sonrasında gelişen bu kaotik ortamda tamamen alt üst edilen hukuk sistemi 4500 tane savcı hakimi yemiş durumda. 4500 tane hakim savcının büyük oranda tutuklandığı, meslekten ihraç edildiği bir yerde mahkemelerin, yargının böyle bir akıbetle karşılaşmama adına ya da karşılaşma kaygısını yaşaması çok olağan bir şey değil mi? Evet. Bak bugüne kadar bu tutumlara karşı yani yargıya yapılan bu dolaylı ya da doğrudan müdahalelere karşı bugüne kadar ne bir yüksek yargıdan, ne hukukçu bir örgütten, ne kısmen bir kısım baroları belki istisna tutarak söyleyeyim. Türkiye Barolar Birliği'nden dahi gerçekten toplumu hukuka güveni tesis edecek ve topluma bunu yansıtacak bir açıklama gelmedi, bir kararlılık görülmedi. Maalesef içinde bulunduğumuz koşullarda bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın o beyanından sonra biz kendimiz açısından şunu düşündük. Yani bu işi bitirme ne olabilir? Gerçekten işi bitirme bilemiyorum. İşi bitirme bir hamledir. Zaten karşı hamlemizi yaparız dedim diyor. Dolayısıyla biz de zaten bir haftadır izliyorsunuzdur. Biz de aslında Sayın Demirtaş'a daha önce verilmiş olan bir 4 yıl 8 aylık cezanın aslında onanmasına ilişkin bir talimat olarak algılanabileceğini söylüyoruz. Bundan kaygılarımızı dile getirip bu konuda bir hassasiyet yaratmaya çalışıyoruz. Bu hassasiyeti yaratırken biz bir seçim propagandası ya da bir Demirtaş propagandası da yapmıyoruz aslında. Biz burada bir hukuk propagandası yapıyoruz. Hukuka yapmış bir müdahalenin ifşasıyla uğraşıyoruz ve bunu önlemeye çalışıyoruz. Herkes beklentimiz aslında bu. Evet. Sayın Karaman çok çok teşekkürler bütün bilgi ve değerlendirmeler için. İyi akşamlar diliyoruz. İyi çok akşamlar. Sağ olun. Evet, şimdi tabii genel bir çerçeve çizmiş oldu avukatı olarak Selahattin Demirtaş'ın ve şimdi burada biraz açılması gerektiğini düşündüm. Bu 18. madde nedir? Evet. İsterseniz onunla bir başlayalım. Tabii. Ne öngörüyor bu 18. madde? Gayet açık bir şekilde bu sözleşme tarafından teminat altına alınan hak ve özgürlüklerin kısıtlanması öngörülen amaca aykırı bir şekilde uygulanamaz. Yani hukuki olmayan gerekçelerle bu hak ve özgürlükler kısıtlanamaz. Yani hukuki neden koyması gerekir. Ve daha açık söyleyecek olursak bu 18. madde siyasi yargı kararlarını engellemek için konmuştur. Yani yargının bağımsızlığının yargı pratiğine yansıması için konmuştur ve şu anlama da gelmektedir. Türkiye'de yargının bağımsız olmadığı ahim tarafından doğrudan söylenmesi de dolaylı olarak ikrar edilmiş olmaktadır. Bu maddenin ihlali kararının verilmesiydi. Evet. Şimdi Ali Duran Topluz'a dönelim. Peki yani bu 18. madde kararların siyasi olmasının önüne geçilebilmesi için tarifini yaptı. Türkiye'de genel olarak duruma baktığımız zaman neler söyleyebiliriz? Yani özellikle bugünlerdeki bir takım uygulamalarla ilgili olarak. Şimdi zaten bu kararın bir boyutu da bu tutuklama müessesesinin Türkiye'de neredeyse hastalık haline gelmiş, kronikleşmiş, hukuksuzluğunu artık meşru zannedilen ve herkes tarafından kanıksanmış hukuksuzluğunun da yeniden tanımlanmış olduğu
bir karar niteliğinde. Şöyle, biz yıllardır 90'larda DGM'den, yani 12 Eylül sonrasında ağırlıklı olarak vardı bu hava ama 90'lardaki DGM kararlarından daha çok biliyoruz. Peşinden işte özel yetkili falan oradaki değişiklikler oldu ama sürekli bir konu çözülemedi. Hatta bunun için bir ara özel paket çıkarıldı. Tutuklama müessesesi öyle rastgele kullanılamaz. İstisnai bir tedbirdir. Çünkü hak ve özgürlüklerin sınırlanması. Türkiye Avrupa Konseyi üyesi olmasa da, insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne bağlı olmasa da hukukun gereği olarak belirli normlar çerçevesinde kullanılması gereken bir enstrümandır. O da en önemli, en kritik nokta tutuklama yoluna neden başvurulduğunun açık, anlaşılır, hukuki çerçeve ile olgular arasındaki bağın da net bir şekilde görüneceği bir gerekçeyle ortaya konulması ve sürekli bu durumun gözden geçirilmesi aynı zamanda. Fakat Türkiye'de bu böyle olmadı. Yıllarca tartışıldı. Hatta bir ara sırf bunun için gerekçesiz karar yazmayın diye kanun maddesi çıkarıldı ki. Bozma nedeni Yargıtay'da da. Yargıtay'da da bozma nedeni. Fakat biz özellikle darbe sonrası dönemde, aslında ondan önce 2014'te başlamıştı yavaş yavaş yeniden. Darbe sonrası dönemde olağanüstü hal ilanıyla beraber olağanüstü halin sağladığı bazı hukuk dışı değil de normal hukuki dönemlerde olamayacak imkanların kullanımı içerisinde bu enstrümanın çok abartılı bir şekilde kullanıldığını hem gördük hem de olağanüstü hal sözüm ona kalktıktan sonra da öncesinde de o dönem içerisinde de sonrasında da bu usulün hiç uygulanmadığını gördük. Bu karar bize aynı zamanda Türkiye'de mahkemelerin tutuklama müessesesini, yani hukuki olan, istisnai bir yol olan ve gerekçesinin muhakkak surette belirtilen şekilde ortaya konularak kullanılması gerektiğine dair de bizim içeride yaptığımız tartışmanın oradan yeniden bir teyidi niteliğindedir. Yani Türkiye'deki tutuklamalar, ki DGM'lerden bahsettik, 12 Eylül sonra sıkı yönetim mahkemeleriyle başlayan özel bir olağanüstü hal hukuku sürecidir o. Bugün geldiğimiz yerde artık bütün mahkemelerin DGM'ler kaldırıldıktan sonra hukuk artacağına, oradaki hastalıklar bütün sistemi enfekte etti diyelim. Ve zaten kötü kullanılan ve kötüye kullanılan tutuklama müessesesi hakkında en ağır eleştirilerden birini daha sistemin kendisi almış oldu. Üstelik söze edilen, daha önce reddedilen 19 ağır cezanın muhalefet şerhi içerisinde de aslında oradaki kararın ne kadar amaca, hem tutuklamanın amacına hem de korunan hukuki yararın ne olduğuna dair hedefleri çok iyi gösterip, çok iyi ifade edip gerekçesiz bir tutuklamanın devamına yönelik karar verildiğini dile getiriyor ve buna muhalefet ediyordu. Gerçekte ki İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararının ikinci başvuru içinde verilebileceğine dair alamet o gerekçenin içerisinde açık bir şekilde yeniden yatıyordu. Hasılı biz haksız tutuklamanın, gerekçesiz tutuklamanın, hukuk dışı tutuklamanın ve tutuklamanın hukuk dışı bir müessesesi olarak siyasi alanı dizayn etmek için sürekli kullanımının ağır bir eleştirisini görmüş olduk. Sadece haksız tutuklama. Türkiye'de çok eskiden beri özellikle de siyasi davalarda tutuklama siyasi rehinlik anlamında pratiğe yansımaktadır. Zaten tutuklama Uygurca'da da tutukluk, yumuşak G ile rehin alma anlamına gelir. Şimdi DGM'leri sözde kaldıran, terörle mücadele ile yetkili mahkemeleri sözde kaldıran bir 6526 sayılı yasa çıkartılmıştı. Bundan yaklaşık 4 yıl kadar önce o yasanın gerekçesinde bizim savunmalarda söylediğimiz saptamalar gerekçeyi oluşturmuştu. Yani bu tür mahkemelerde masumiyet karinesinin işlemediği, yargıda hiyerarşi olduğu, dürüst yargılanma hakkının tüm ilkelerinin ayaklar altına alındığı ve tutuklamanın verilmesi muhtemel cezanın öne çekilmesi olarak uygulandığı vurgulanmıştı. Ama ne yazık ki o yasanın gerekçesi bugün rafa kaldırılmıştır. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararında sadece
Bu uygulama nedeniyle mi, yani bu uygulamaya mı bir vurgu var? Yoksa başka bir takım ihlaller olduğu yönünde de... Üç ayrı maddeden evet. Zaten ihlal kararı verdi. Evet. Mahsun arkadaşın da izah ettiği gibi biri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek bir nolu protokolün üçüncü maddesi. Özgür bir ortamda seçme ve seçilme hakkı. Onun ihlaline karar verdi. Yani sadece Sayın Demirtaş'ın seçilme hakkını değil, aynı zamanda seçmelerin de seçme hakkının da ihlal edildiğini koymuş oldu. O açıdan çok önemlidir. Bir nolu protokolün ek üçüncü maddesinin ihlali kararı. Yine başlangıçta izah edildi. 5 Taksim 3. madde sözleşmenin, yani makul sürede yargılanma hakkı ve yargılanma devam ederken serbest bırakılma hakkının ihlal edildiğini vurguladı. Aslında AİHM kararının eksiği çok, fazlası yok. Yani makul şüphe ihlalini de saptamasını da yapması gerekirdi. Yani ilk tutuklamada, gözaltına almada makul şüphe olmadığı halde gözaltı ve tutuklama olduğunu da saptaması gerekirdi. Ama o açıdan bir saptama maalesef yapmadı. Bunun dışında da kararın eksiklikleri var. Örneğin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının ve yasama sorumsuzluğunun tartışmasına da girmedi. Halbuki yasama dokunulmazlığının kaldırılması da anayasaya aykırı olarak gündeme geldi. Meclis iş tüzüğünde antidemokratik bir değişiklik yaparak savunmalar dahi alınmadan yasama dokunulmazlığı kalktı. Bundan da önemlisi... Açıkça itiraf da edilmişti. Evet. Anayasaya aykırı olduğu itiraf edilerek oylanmıştı. Bundan da önemlisi... Yasama sorumsuzluğu diye bir temel hak vardır. Bu temel hak süreklidir. Milletvekilliği sona erdikten sonra dahi bir parlamenterin yasama faaliyetleri nedeniyle söylediği sözler, kullandığı o verdiği demeçler hukuki ve cezai sorumluluğa tabi tutulamaz. Yani hakkında milletvekilliği bilse bile yargılama yapılamaz. Bu hak milletvekiline verilen bir lütuf değildir. Tam tersine halkın iradesinin özgürce yansıması için parlamentoda ve milletvekilinin bir tehdit, baskı, manevi endişe hissetmeden özgürce seçmenlerinin hak ve özgürlüklerini savunması için verilmiş bir haktır. Ta 1639 yılından beri Bill of Rights, haklar bildirgesine giren bir haktır. Fransız devriminden sonra Fransa Anayasası'na girdi. Aynı zamanda 1787 Amerikan Anayasası'na da girdi. Bizde de 1876 yılında Teşkilat Anayasası kanununda vardı. Hatta 61 Anayasası ile birlikte milletvekiline, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz hakkı da getirildi. Yani yasama dokunmazlığı kaldırıldığında Anayasa Mahkemesi'ne itiraz hakkı. Şimdi bu yapılan değişikliklerle Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yolu da kapatıldı. Yani neresinden bakılsa bakılsın çok kötü bir süreç işledi. Şu açıdan da kararı eksik bulmak mümkün. Anayasa Mahkemesi incelemede gecikti. Yani iş hukuk yolları Sayın Demirtaş'la ilgili olarak etkili işlemedi. Bu açıdan da ihlal kararı vermesi gerekirdi. Yine dosyaya erişim hakkı bir süre engellendi. Bu açıdan da ihlal kararı vermesi gerekirdi. Ayrıca Demirtaş'ın avukatları üzerinde de soruşturmalar söz konusu oldu. Bu tür soruşturmalar da aslında etkili olarak başvuru savunmanın hakkının kısıtlanması anlamına gelir. Evet, kısıtlanması anlamına gelir. Peki şöyle bir soru var. Şimdi yasama dokunulmazlığının kaldırılmasında olduğu gibi bu yasa değişikliğinin anayasaya aykırı olup olmadığını saptamak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin görevi midir? Yoksa mesela böyle bir anlaşmaya Türkiye'nin imza atmış olması sonucu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece böyle bir yorumda mı bulunabilir? Şimdi burada... Yoksa bu iç mahkemenin şeyi midir? Mesela, hayır, burada şöyle bir mesele var. Tartışma İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin fonksiyonunu gizleyecek şekilde bir tür demagojik sahalara çekiliyor. Yani İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi sözleşmelerde ve işte eklerde o protokol çerçevesinde oluşmuş ihlallere yönelik bakışında buralardaki tartışmalardan ve buralardaki düzenlemelerden azade kararlar alan bir yer. Onu soruyoruz. Dolayısıyla şunu yapıp bunu yapamayacağına
dair tartışmalar bu şekilde soyutlaştırılarak aslında herhangi bir şey tartışılmış olmuyor. Genellikle de biz bunu şu tip durumlarda müşahede ediyoruz. Doğrudan somut bir karar verildiğinde hem anayasa hem imzalanmış sözleşmeler anayasanın 90. maddesi münasebetiyle çerçevesinde bir somut etki doğuran hukuki durum ortaya çıktığında şu anda olduğu gibi açık bir karar var ortada. Bu karar içerisinde mahkemenin yetkisine dair sanki bir tartışma ve bir yetki aşımı ihtimali varmış, durumu varmış duygusu yaratmak üzere girilen tartışmalar bunlar. Çünkü mahkemenin temel aldığı, lehine inceleme yaptığı haklar belirli ve tanımlıdır. İçerideki hukuk yollarının işlemesinin ne anlama geldiğine dair hem kendi içtihatlarından hem sözleşmelerden hem hukuk teorisinden durum çok açıktır. Dolayısıyla bu aslında olmayan bir tartışma benim kanaatime göre. Yani bu durumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Anayasası'na göre değil. Hayır. Yani Türkiye Anayasası'na, anayasası da elbette bütün incelediği hukuki meselenin, vakanın etrafındaki bütün mevzuatın parçasıdır. Evet. Türkiye'nin kendi hukukunu nasıl oluşturduğu, nasıl kurguladığı ve bu hukuku nasıl uyguladığını incelediğinde elbette ki bağlayıcı normları, üstün normları ve onların uygulamasını gözeterek bir karar verir. Bu anayasayla bağlı olup olmadığına dair bir tartışma çıkaracak bir mesele değildir. Çünkü o Türkiye'nin anayasasıyla bağlı olup olmama gibi bir konumda bile değildir. Türkiye'nin kendisini bağlayan normlarla ilişkisini inceleyen bir mahkemedir. Anayasayla ilgili bir inceleme yaptığında, bir değerlendirme yaptığında bir hukuk sücesi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve onun yargısının ya da idaresinin yaptığı işlemlerinin normatif çerçevesini belirlemek için bütün bunları kullanır, değerlendirir, hakkında yorumda bulunur, statülerini, hiyerarşilerini belirler. Dolayısıyla bu hani olmayan bir tartışma demin de söylediğim gibi. Aslında yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu tartışması yine sözleşmeye ek bir nolu protokolün 3. maddesinin kapsamı içindedir. Yani özgür ortamda seçme seçilme hakkı. Yani genişletici yorumla o kapsamda AİHM'in tartışma yapması gerekirdi. Evet. Şimdi tabii... Yani fazla tartışmamış, eksik tartışmış AİHM. Evet. Ya bunu da zannediyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi aslında belki de ana kriter Avrupa İnsan Hakları. Ama tabii, protokol da bağlar mı? Protokol tabii. Yani protokolü de şey yapacak, uygulayacak. Evet, şimdi Skype hattımızda Sayın İlhan Cihaner var. CHP 26. dönem milletvekili ve hukukçu. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlıyorum. Teşekkürler. Evet, şimdi sizin yorumunuz nedir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla ilgili olarak? Ya bir kere özellikle 18. maddenin istisnai olarak uygulanmış olmasının çok önemli olduğuna vurgular yapıldı. Evet. Teknik değerlendirme yeterince bence detaylı yapıldı ama ben de bir iki şey eklemek isterim doğrusu. Evet, birincisi aslında özellikle siyasal özgürlükler bağlamında seçme seçilme ek protokolün 3. maddesi çerçevesinde pekala iş tüzüğün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iş tüzüğün 39. maddesi çerçevesinde geçici tedbir uygulanabilirdi burada. Çünkü seçme seçilme hakkının özellikle Demirtaş'ın bir muhalefet partisinin lideri olması nedeniyle seçimlere olası sonuçları göz önünde bulundurulduğunda telafisi mümkün olmayacak bir siyasi sonucun ortaya çıktığı tartışmasızdı. Çıkma ihtimali tartışmasızdı. Dolayısıyla burada bence derhal o aşamada aynen yaşam tehlikesi altında bir takım iade sığınma taleplerinde uygulanan, istisnai olarak uygulanan geçici tedbirin uygulanması gerekirdi. Birincisi bu. İkincisi gene aynı gerekçeyle çok gecikmiş bir karar. Makul şüpheyi ben genellikle tartışılmıyor ama makul şüphenin de olmadığını düşünüyorum. Çok kaba bir ihlal var burada. Sonra dokunulmazlık tartışılmadı. Yanlış bilmiyorsam takip ettiğim kadarıyla dokunulmazlıkların kaldırılma yöntemi, işte özellikle söylenen sözlerin çoğunun parlamentoda
söylenen sözlerin dışarıda tekrarından ibaret olması nedeniyle mutlak dokunulmazlık, kürsü dokunulmazlığı çerçevesinde değerlendirilmesi nedeniyle bu bugüne kadar bekletilmiş olmasını ben bir çeşit oportunizm olarak görüyorum. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin benzer bir tutumunu KHK ihraçları sırasında da gördük. Yani açıkça etkili bir iç hukuk yolu olmamasına rağmen olağanüstü hal komisyonunu etkili bir iç hukuk yolu olarak tanıdı. Yani evet. Tüm ajanlarının doğrudan yürütme tarafından atandığı tüm görevlilerinin bir yapıyı, bir yapılanmayı iç hukuk yolu olarak değerlendirdi. Hatta giderek özellikle siyasete verdiği pozitif, yani iktidarın ajandasına uygun olarak verdiği tepkiler nedeniyle hatta giderek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bile bence özür diliyorum, Anayasa Mahkemesi'ni bile etkili bir iç hukuk yolu olarak tartışması gerektiği birçok vaka varken muhtemeldir ki kendisine gelebilecek iş yükü baskısı nedeniyle bunları görmezden ve tartışmazlıktan geldi. Dolayısıyla bu kararı ben birçok noktada eksik buluyorum. Zaten değinildi. Bir çeşit tartışmanın bağlamını sanırım başka yerlere çekmek için söyledi Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı bu lafı uymayacağını söyleyerek. Orada da bir oportunizm içeride gene yaşanacak. Muhtemeldir ki süratle kararı kesinleştirip bu sefer süreci yeniden sıfırlamak gibi bir fikirleri oluştuğunu düşünüyorum. Zaten başka yapacak bir şey yok. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının açıkça siyaseten uygulanmayacağı söylenerek uygulanmayacağının, hele hele böyle önemli bir siyasi süreçte uygulanmayacağının, siyasi figürle ilgili söylenmesi doğrudan doğruya Avrupa hukukundan ve Avrupa Birliği perspektifinden radikal bir kopuş anlamına gelir. Bunu göze alabileceklerini zannetmiyorum. En azından şimdilik. Evet. Dolayısıyla uygulayacaklardır ama burada süratle kararları kesinleştirip veya rezerv olarak tuttukları kararları kesinleştirip süreci yeniden sıfırdan başlatmaya çalışacaktır. İşte asıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bence oportunizm dediğim bu kararının sakıncalarını orada göreceğiz. Ama her şeye rağmen tespitleri yerindedir, doğrudur ama eksiktir. Gecikmiş ve eksiktir. Bir şey daha var. Bunun, bu kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihat Mahkemesi'dir. Derhal diğer, yani az çok Türkiye'de hukukun iyi kötü işlediği bir devlet olsaydı sadece Selahattin Demirtaş'ın derhal salıverilmesi değil, aynı konumdaki birçok başka tutuklu olan siyasetçinin, sadece işte milletvekili, parti genel başkanı değil, siyasetçinin de aynı maddeler çerçevesinde salıverilmesi gerekirdi. Yani bunun mutlaka siyasi mücadelesinin verilmesi gerekir. Bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bilmiyorum ne kadar zamanımız var ama. Buyurun hocam. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Türkiye'deki insan hakları hukukunun topyekün olarak Türkiye'yi içine geldiği bu hukuksuz düzenden, hukuksuz pratikten koruyamadığını da görmemiz lazım. Onun için yeni bir enternasyonalizme, yeni bir yaklaşıma, yeni bir insan hakları söylemine, etkili bir insan hakları söylemine ve mücadele mekanizmasına ihtiyacımız var. Bunun da hem Türkiye'de hem dışarıda mutlaka ama mutlaka mücadelesinin verilmesi gerekir. Bu sadece hukuki mücadele değil, aynı zamanda siyasi bir mücadele olmak zorundadır. Evet. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz ifadesiyle siz neyi kastettiğini düşünüyorsunuz? Ne yapabilirler? Evet, onu biraz önce hızla geçtim sanırım. Kastettikleri şey şudur. Kararı süratle kesinleştireceklerdir. Karar kesinleştiği zaman artık örneğin 5. maddeden dolayı ihlal ortadan kalkacaktır. Zaten kesinleşmiş hüküm olduğu için diğer işte seçme seçilme hakkı ile ilgili tartışmayı da sonlandıracaktır. Bu çerçevede işte gerekçesiz tutukluluğun uzatılması, orantılılık falan gibi tüm tartışmalar sona erecektir. Kastettikleri budur. Ama bu 18. madde olduğu için orada sanırım bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılacak tekrar bir başvuruyu bu kadar yavaş ele almayacaktır. Süratle ele alacaktır. Çünkü orada belli koşullar altında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan özgürlüklerin kısıtlanmasına olanak veren maddelerin kötüye kullanıldığını açıkça Sayın Kanar değindi detaylı bir şekilde. Açıkça siyasi gerekçelerle bunun uygulandığına dair bir vurgu var.
bunun kurtarabileceğini zannetmiyorum. Mutlaka bir çıkış yolu bulacaklardır. Evet. Peki diğer siyasal partilere bu bahsettiğiniz çerçevede, az önce bahsettiğiniz çerçevede düşen nedir? Ne yapabilirler? Ya bir kere yani... bunun sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının şu ya da bu kişiyle ilgili olmadığını, Demirtaş'la ilgili olmadığını çok net bir şekilde kabul etmeleri gerekir. Çünkü bu aynı madde başka siyasi figürlere de uygulanıyor, uygulandı ve uygulanacaktır. Bir kere bunun temel bir insan hakları sorunu oldu ve Türkiye'nin siyasal özgürlükleriyle, hatta bu gerekçeyle rejimin dönüşümüne de katkı verildiğini bir kere fark etmek lazım. Her şeyden önce dokunulmazlıkta alınan tutumların bir öz eleştirisinin yapılması gerekir. Onun yanında Türkiye'deki rejimin dönüşümüne giden süreç içerisinde AKP'nin milliyetçi söylemlerle, aman biz şunu söylersek acaba bu saldırının muhatabı olur muyuz? Bu çerçevede belli kesimlerin oyunu kaybeder miyiz diyerek geri adım adım ata ata özgürlüklerden çok geri bir noktaya gidildiğini ve bunun bir sonu olmadığının farkına varması gerekir. Tüm insanların, tüm evet. siyasilerin ve gerekirse bununla siyasi bir mücadele verilmesinin de farkına varmaları en önemlisi bence. Peki şeyi soracağım. Ya CHP içerisinde mesela bu konu tartışıldı mı, tartışılıyor mu? En azından neler yapılabileceği ya da nasıl bir tavır alınabileceği konusunda? Yani mutlaka tartışılmıştır. Ben şu anda karar mekanizmalarının içerisinde olmadığım için hani MYK'da ya da PM'de bu tartışıldı mı, herhangi bir karara dönüştü mü onu bilemiyorum. Ama çok şanssız bir gündemde yakalandı yani Türkiye. Herkes işte ittifaklar, yerel seçimler tartışırken aslında doğrudan doğruya orayı da etkileyen bir şeydir bu karar. Evet. Ve işte çünkü daha bugün birçok politik sendikacıya, işte parti mensubuna gene bugün de yaygın tutuklamalar uygulandı. Ve bunun AKP ve bağlaşıklarının bu baskıcı iktidarlarının artık bir yönetme tarzı, her seçim öncesinde bir politik tutumu olduğunun farkına varılması lazım. Ve bu sadece o partiye, o kişilere dönük değil, total olarak toplumsal muhalefete dönük de bir tehdit olarak algılanması gerekir. Doğrusu söylemek gerekirse her siyasi figür, aktör bunun bu şekilde farkında değil gibi görülüyor. Çünkü açıkça çok daha ağır saldırılar yapılıyorken sanki bunlar hiç olmuyormuş gibi bambaşka şeylerle, bambaşka gündemlerle uğraşıyoruz. Ama belki de bu tartışmalar, biraz önce Mahsun Bey'in de dediği gibi, belki de bu tartışmalar biraz daha arttırılırsa belki politik bir mücadele yolu da açılmış olur. Önümüzde tabii yani kritik bir süreç var. İşte yerel seçimler olacak. Seçimlere doğru iktidardan bu yönde başka hamleler bekliyor musunuz? Yani zaten evet. söylediğim gibi örneğin bugün bir sürü sendikacı siyasetçi bugün de gözaltına alındı. Evet. Yani bunların yerel yönetim gündeminden bağımsız olduğunu düşünemeyiz. Evet. Nitekim 24 Haziran öncesinde de seri tutuklamalar, gözaltılar olmuştu. Bunların o süreçteki kritik figürlerin özgürlüklerinden yoksun bırakılması kadar yarattığı korku ve baskı iklimi de çok önemli. Yani buna tüm partileri dahil ederek söylüyorum. Yani işte üç grup tarife uyguluyor AKP. HDP'li, DBP'li ise işte kayyum atıyor. CHP'li ise açığa alıyor. AKP'li ise istifa ettiriyor. Şimdi bu durumu aynen bu şekilde devam ettireceğini açıkça söyleyip, üstelik de işte tutuklamalara devam eden bir iktidar varken bu olanlar olmuyormuş gibi davranıp işte biz seçime gireceğiz demeyi de, buna dair bir siyasi karşı çıkış örgütlemeden ya da bir perspektif ortaya koymadan sanki bunlar hiç yokmuş gibi, ya biz alacağız, alalım tekrar kayyum atasın ya da her yerde alacağız, bunları buradan yıkacağız demeyi ben çok çocukça buluyorum. Siyasetten kopuş olarak görüyorum. Anlıyorum. Sayın Caner, çok çok teşekkürler. Bütün bilgi ve ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet, işte bu bölümü bu şekilde bitirdik. Saatlerimiz 21.44'ü gösteriyor. İkinci bölümde tabii meselenin siyasi
tarafındaki Sayın Cihaner'le aslında bir girizgah da yapmış olduk. Tartışacağız. Aynı zamanda tabii bu kararlar, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Türkiye'yi ne şekilde bağlar? Bağlar mı, bağlamaz mı? Uygulanmaması durumunda ne gibi olasılıklar söz konusu? Bütün bunları konuşmaya çalışacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saat başında tekrar birlikte olacağız.